Herkese merhaba. Bugün sizinle birazcık yoga hakkında konuşacağım. Ben e, zaten <laughs> hastayım birazcık. O yüzden sesim birazcık garip olabilir. Kusura bakmayın. E, zaten yoga yapıyorum biliyorsunuz. Bir yoga yağmurda yoga diye video atmıştık arkadaşımla. Orada daha çok hani challenge yapmıştık hani bilmediğimiz zor hareketleri falan denemiştik. Ama bugün şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında yoga hakkında bilinen yanlışlardan e, yogaya başlamama sebepleri hani bahanelerden bahsedeceğim birazcık. Neyin olup neyin olmadığından bahsedeceğim. Ee, birazcık kendim nasıl başladım bundan da bahsedeceğim. Çünkü bence benim başlama hikayem herkesin yapabileceğinin göstergesi olabilir yani. Ben yogaya ilk başta şunu söyleyeyim. Benim arkadaşım yoga şu değil. Tamam. Oturup bunu yapmak değil yoga. Ben ilk başta geçen seneden önceki sene, iki sene önceydi galiba. Tuğçe diye bir arkadaşım var. Bana dedi ki Melisa Diogo'ya başlayacağız. Ben de şey dedim. Tuğçe dalga mı geçiyorsun benim? Hani ne <laughs> Çünkü ben de aynı herkesin düşündüğü gibi böyle oturup böyle saatlerce bunu yapacağımızı düşünmüştüm. Sonra Tuğçe yoga'ya başladı. Ben başlamadım. Bana gelip hani biz yoga'da şunları yapıyoruz falan dedin hani ne diyor Tuğçe falan diyordum. öyle birisiydim yani. Öyle düşünün. Sonrasında ee, Ada diye yine yakın bir arkadaşımla biz konuşuyorduk. İşte ben esnemek istiyorum dedim. Çünkü ben eskiden jimnastik yapıyordum. İşte bayağıdır esneyemiyorum. Şey esnemek istiyorum dedim. Ada dedi ki o zaman yogaya başlayalım falan. Dedim yoga ne alaka ne esnemek falan. Sonra biz adayla yoga yapmaya başladık. Çünkü yoganın ne olduğunu öğrendim yavaş yavaş. Yoga yapmaya başladık ama şöyle de bir durum var. Ben ilk başlarda yine yoga yapıyorum diyemiyorum. Hani yoga yapıyordum diyemiyorum. Çünkü ben sadece yine esniyordum. Çünkü yoga'nın ne olduğunu bilmiyordum. Hareketleri yapmaya başlamıştık. Başarılı da hani iyi de gidiyordu ama şöyle bir durum var ki yoga yapmıyordum. Sadece spor yapıyordum. Oraya yavaştan gireceğim. Çünkü ben meditasyon yapamıyordum. Çünkü oturup böyle bir şeye odaklanıp kalmak bana göre değildi. Ben yakında hissetmiyordum. O yüzden diyorum yoga yapmıyordum diye. Ama onu bile yapıyorken aslında yogada şunu fark ediyorsun. Sen kimsin? Sen nesin? Sen bazı hayatta sana doğru veya yanlış diye öğretilen şeyler olmadığında kimsin? Bunu öğretmesi. Asıl felsefesindeki amaç bu. Ama ben bunu bilmiyordum. Ama bunu bilmiyorken bile şöyle şeyler oluyordu. Hayatımda yine bir şekilde beni etkiliyordu. Mesela biz bazı pozları denerken, biz adayla bu arada evde yani. Bizim sitede, parkta e, bir alan var, yeşil alan. Biz orada yapmaya başladık yani bir kursa giderek değil. E, orada başladığımızda bir pozu deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Böyle 50 kere deniyoruz ama yapamıyoruz. Olmuyor bir şekilde olmuyor ama bir yerden sonra ya adaya ben birimiz buluyoruz. Bir şey var, bir, bir kilit noktası var. Bunu yaptığında mesela o baş duruşunda şu kolları şöyle yaptıktan sonra kalktığında duruyorsun. Ama kollar biraz açık durduğunda düşüyorsun. Ki kilit nokta var. Bir yerde bunu çözüyorsun. Ve her harekette, her pozda bunu görmeye başlayınca bu sefer şey olarak benim mesela hayatıma şu şekilde yansımıştı. Şey diyorum. Ya bak bunu da bu kadar yapamayız diyorduk. Hani hiçbir şey yapamayız diyorduk. Olmaz, olmaz falan diyorduk ama denedikçe oldu. Bir kilit noktası varmış ve onu bulana kadar denemek lazım demek ki. Hani bu hayattaki her şeyde artık benim şeyim olmaya başlamıştı. Ders olur, dersi geçemiyorum, yapamıyorum, olmuyor, olmuyor. Biraz daha deniyorsun, bir şekilde bir şeyler buluyorsun ve oluyor. Hani yoganın olayını bilmiyorken bile beni bu şekilde etkiledi yoga. Şimdi şöyle bir e, yanlış düşünce var. Onu bir kere söylemek istiyorum. Ben çok şişmanım, yoga yapamam. Ben hiç esnek değilim, yoga yapamam. Gibi bir durum yok. E, ada benden daha kilolu. Ben adaylarımızda var yani. Biz başladığımızda, ben e, eskiden jimnastik yapıyor olmama rağmen ki adaya başlarken şey diyordum. Ada bak ben bazı şeyleri yapabilirim. Çünkü eskiden cimnastik yaptım. Hani adayı avutuyorum, şey olmasın. Hani o yapamazsa şey, ol hani kötü hissetmesin diye. Bak bunu yapamay, hani yapabilirim, daha rahat yapabilirim falan diyordum. Biz ilk gün ben parmağımın ucuna dokunamıyorum ki ben cimnastik yapmış birisiyim. Ben zaten şoka girdim. Dedim ben nasıl dokunamıyorum? Bir baktım ben esnek falan değilim yani bütün her şeyimi kaybetmişim. Ama ada dokunuyordu. Hani. Ee, hala daha benim yapamadığım bir sürü esneklik gerektiren hareketi ada yapıyor ve ben yapamıyorum. Yani bunun ee, zaten Instagram'da falan da videolar var. Bir tane kadın var ama bayağı bir kilolu. Gerçekten kilolu bir kadın. Neler yapıyor ve, ve hani onu görünce e, ismini bulur zaten aşağı yazarım izleyebilirsiniz yani motivasyon olarak. Çünkü o yapıyorsa kilo ile alakası yok yoganın. Yoganın olayı kaslarının uzaması ve şöyle bir durum var. Mesela ben bir buçuk sene oldu yapıyorum yogayı. İlk başta dediğim gibi ayağıma dokunamıyordum ya. Ayağımın ucuna dokunamıyordum. Ve bu benim için yıkıcı bir dönemdi yani gerçekten. Ama çalışa 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 çalışa. Şimdi ben yapıyorum. Anladın mı? Hani uğraştıkça olacak bir şey. İlk başta başladığınızda bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Bu sizin yoga yapamadığınız anlamına gelmiyor. Bunu yapacağınız, bir süre sonra yapacağınız anlamına geliyor. Zaten sizin kendinizi Başkasıyla kıyaslamamanız gerekiyor. Bunu görüyorsunuz zaten. Yani ilk başladığımız gün mesela Ada birden ada bacaklarını açtı, şpaget açtı. Bir anda ben hani ne? Ben bacağımı dokunamıyorum. Ada şipagat açtı ve ben şey diyorum hani. Ama orada şey demedim. A ben demek yoga yapamıyorum, bırakayım demedim. Ada tamamen şpageti açabiliyorken ben açamıyor bir şekilde denemeye 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 devam ettim. Şunu yaparken. Denemeye devam ederken sizi bir konuda uyarayım. Şipagattan geldi aklıma zaten. Ben şipagatı açamıyordum ve denedim, denedim, denedim. Aylar böyle geçti. Bir gün bir baktım ben şpagatta şu kadarcık kalmış. Şu kadar yani. Birazcık daha bastırsam kendimi açılacak. O sırada ben video çekiyordum kendimi ama koymam onu. Ben kendimi bir bastırdım. <laughs> böyle bir pat diye bir ses geldi. Ben kemiğim kütledi sandım. <laughs> Kemik değilmiş Kas. Yani kas e, bir şey olmuş. Ne oldu bilmiyorum tam olarak. Koptum, yırtıldım bir şeyler olmuş. Ama ben o gün yürüyemiyordum bile. Tam böyle kalçada. Ve e, ertesi gün yoga yaptım tekrar. Yok. Bacağımı hareket ettiremiyorum. Eğildi, eğildiğimde bile o kadar ağrıyordu ki. Kendimi sakatlamışım. Uzun uzun bir süre hiçbir şey yapamadım. Yani kendinizi zorlamayın. Zaten vücut kendi kendine yapmaya başlayacak. Bugün değil 10 gün sonra, yarın değil 20 gün sonra anladınız mı? Hani o konuda sıkıntınız olmasın. Bir de şöyle bir durum var. Yaşla da bir alakası yok. Çetin Çetin Taş diye bir yogacı var. Zaten o, bir, onun bir şeyi var. Onu başka bir videoda bahsedeceğim. Onun kanalından şeyi görebilirsiniz. 75 yaşında bir tane insan. <laughs> neler yapıyor 75 yaşında 80 de oluyor hatırlamıyorum yaşını tam yaşlı bir hanım inanamadım yani hani o yapabiliyorken siz 20 yaşında 25 yaşında insanlar ben esnek değilim yoga yapamam demeyin lütfen bir de böyle bir şey var ee, İnsanlar bazen yogayı şey sanıyorlar kilo verme aracı sanıyorlar kilo verdirmiyor yoga ben yogaya başladığımda bir buçuk sene oldu demiştim Başladığımda 51 kiloydum, hala 51 kiloyum. Hiçbir şey değişmedi kilomda. Tabii ki vücudum şekillendi, daha güzel oldu. Yani o farkı görebiliyorum şu anda. Ama kilo vermek için başlıyorsanız yogaya başlamayın. Çünkü size kilo verdirmeyecek. Ee, i̇lla bir efor sarf ediyorsun, bir şeyler değişir ama ekstra bir kilo verme olayı değil yoga açıkçası. Ee, aslında şöyle ben neden anlatıyorum size bunları ben arkadaşlarımla konuştuğumda birilerine bir şey diyor yoga ile ilgili ilgilerini çekiyor ve başlanması gereken bir şey bence çünkü benim yogaya başladığım zaman kimelislis şimdiki medis arasında dünyalar kadar fark var meditasyondan sonra kimelis hiç tanıyamazsınız zaten onu meditasyonu başka bir videoda anlatacağım ee, mesela Kerim arkadaşım erkek olmasına rağmen hani erkekler genelde yogayı daha hani yapmaz. Kadınların yapması gereken bir şey olarak görürler. Ben Kerim'le filan mesela konuşuyorum sürekli. Kerim bugün işte şunu yaptım. Yoga da böyle oldu falan anlatıyorum. Geçen gün Kerim geldi bana diyor ki Melis bugün yoga yaptım evde biliyor musun? O kadar mutlu oldum ki çünkü ona bunu gösterebilmişim. Hani ki onunla da konuştum. Hani dedim ben sana yoga yapıyorum falan demeseydim gidip yapar mıydın evde gerçekten yogayı? Aklıma bile gelmezdi. Yoga'nın ne olduğunu bile bilmezdim dedi. O yüzden ben bunu yapıyorken videoda çekiyorken Sizlere de göstereyim. Belki sizin de ilginizi çeker ki bence çeksin. Çünkü içimizde böyle farklı bir şey var. Siz yani ben mesela. Benim hiç bilmediğim bir Melis varmış mesela içimde. Bunu görmüş oldum. Bir de şöyle bir hani siz de görseniz gerçekten sizin için çok iyi olur. Şöyle bir de bir so şey var. Mesela aileniz yoga hani kült Kültür demeyeyim de. Aileniz mesela ailenize pek uygun gelmeyebilir. Uygun gelmeyebilirden kastım. Aileniz izin vermez. Hani şey yapmaz gibi bir durum değil de. Mesela benim annem hala daha ben yoga yapıyorken şey diyor. Bu kızda ne yapıyor anlamıyorum hiç. Hala daha diyor. E ben mesela yoga yapıyorum. Yoga yapıyorum. Annem geliyor şey diyor. Melis hadi git ekmek al. Ama o anda kaldığım pozu bir görürseniz böyle ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Bana ekmek al diyor. Geliyor falan. Aileniz ve çevreniz bunu garip bir şey olarak görebilirler. Sizinle dalga geçilecek bir şey olarak görebilirler. Hani sırf onların bu bakış açısından dolayı kendinize ha tamam yoga neymiş yapmayayım falan demeyin. Bana hala insanlar yoga yapıyorum dediğimde hani hadi ya bu da deli falan sanıyorlar beni ama ben onlara bakıp gülüyorum. Çünkü bu onların cahilliği. <laughs> yani onların bilmemişliği diyeyim. Neyse. Bunlar sizi engellemesin. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten yogaya başladığınızda ilk başlarda birazcık daha böyle şey oluyor. Hani hareket ettiği için insan şey diyor. Öf yapmayayım bugün yarın yaparım. Ay şimdi yine terleyeceğim banyoya gireceğim şey olacak falan. Hani bugün yapmayayım dışarı çıkacağım falan oluyor. Ama bir yerden sonra bunlar benim de yaşadığım şeyler. Bir yerden sonra şu anda e, her gün yoga yapıyorum. Ve yapmadığım zaman hani. Bugün yoga yapmadım ya, hani rahatsız hissediyorsun. Yemek yemeyince şey dersin. Bugün yemek yemedim hani gideyim de bir şey atıştırayım dersin ya. Ya bugün yoga yapmadım gideyim hani yoga mı yapayım diyorum mesela. 3-4 gündür aşırı hastayım. Arkadaşlarımla dışarıya bile çıkmadım. Sürekli hani tatildeyiz, yarı yıl tatilindeyiz. Gezmem gereken bir zamandayım. Herkes dışarı çağırıyor, kimseyle dışarı çıkmıyorum ama oturup yoga mı yapıyorum. Yaparken çok zorlanıyorum hasta olduğum için ama. Bu benim için ödev değil. Bu benim istediğim bir şey zaten. Ve bir yerden sonra istediğiniz bir şey olacak. O hale gelecek yani. <laughs> Yoga bu arkadaşlar. Umarım seversiniz. Yani araştırırsınız en azından bu videodan sonra. Ben biraz daha şey açıklamak istedim. Hani yoganın bilimsel böyle şey açıklamalarını böyle ciddi değil de yaşadığım şekilden size gösterebilmek istedim. Şunu da eklemek istiyorum. Benim evde başladım. Evde yapabildim. Çetin Çetin Taş'ın videolarını izleyebilirsiniz. Zaten benim hani Çetin Çetin Taş'ı izleyin. Bunu benim söylemem bile şey. Ee, çok çok iyi ve başlangıç seviyeleri falan da şey yapıyor. O şekilde evde gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben evde başladım ama cimnastik geçmişim olmasaydı asla evde başlamazdım. Çünkü dediğim gibi ben cimnastik olmasına rağmen sakatlandım. Bir şeyin beni nasıl sakatlayacağını biliyorum yani. Bunu demeye çalışıyorum. Hani çünkü Sporla çok ilgisi olmayan birisinin ne kadar onu sakatlayacağını bilemeyebilir. Gaza gelip kendini daha da zorlayabilir. Ki benim yaptığım buydu. Ee, bu yüzden bir kursa gitseniz çok daha iyi olur. Ama evde başlamak isterseniz dediğim gibi çetin çetin taşım videoları gerçekten izlenecek şeyde. Bir de belki ileride birlikte yoga da yaparız burada. Meditasyon hakkında da konuşacağım zaten. Onun videosunu da çekeceğim. Böyle size birazcık katkıda bulunmak istedim. Umarım seversiniz. Umarım başlarsınız yogaya. Sizleri seviyorum. Çok öpüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenip abone olursanız da çok 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 sevinirim. Kendinize iyi bakın.